Avrupa'dan bizzat yapılan bu açıklamalara rağmen iğrenç yorumlarını sürdürenlerin derdi ne? Bunu anlatmış efendim Türkiye'den çeşitli yetkililer. Sizi bu haberi özellikle dinlemeye davet ediyoruz. Bakın derdi ne bunların? Dinleyin efendim, öğrenin lütfen. İtalya Başbakanı Draghi'nin skandal sözlerine Ankara'nın tepkisi çok sert oldu. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik diktatör ifadesini kullandı, skandal sözlere tepki yağdı. Yani böylesine bir saygısızlık, böylesine utanç verici bir yaklaşım olabilir mi? Kullandığı ifadeyi kendisine aynen iade ediyoruz ve diplomasi geleneğine uyan bir yaklaşımdır. Ve İtalya ile ilişkilerimizin derinliğine yakışan bir yaklaşımdır. Yani müthiş bir siyasi cehalet örneğidir. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Giani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye AB Konseyi ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye-AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuzda bildirilmiştir. Türkiye-İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştıramadığımız bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır. İtalyan Başbakanına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tepki gösterdi. Çavuşoğlu sosyal medyadan Draghi'ye atanmış başbakan göndermesinde bulundu. Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'den kaynaklı bir sorun ve kasıt olmadığını vurgularken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de protokolü Charles Michel'in ekibinin belirlediğini açıkladı. Nasıl bir oturma düzeni olacağını çalışmış ve karşı tarafın talepleri yerine getirilmiş. Tutup bunu Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına bağlayıp işte bir kadına saygısızlık yaptığı gibisinden artık cehaletin doruğuna ulaşanlar da var. Kendi işlerinden kaynaklanan bir protokol krizini Türkiye yapmış gibi yansıtıyorlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a yayınladığı mesajda İtalyan Başbakanının sözlerini talihsiz olarak yorumladı, bizden diktatör çıkmaz dedi. İtalyanları kendi tarihinize bakın diyerek uyardı. Başka onların değerlendirmeleri. Bir tepkide AK Parti dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan geldi. Tabii bu ifadeler son derece çirkin, nezaketsiz. Diktatörlüğün memleketi orası ve Mussolini'nin memleketinden konuşuyor. Kendi tarihini bilmeyen başkasını tarif etmeye kalkıyor. Çelik söz konusu kara propagandanın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumasından kaynaklandığını söyledi. İtalya'yı ikiyüzlü siyaset yapmakla itham etti. Açık ve net söylüyorum. Doğu Akdeniz'de biz bunların tezlerine rıza gösterseydik, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinden taviz verseydik, bütün gazeteleri, bütün liderleri Türkiye'yi alkışlayacaklardı. Ama bu kararlılığı gösterdiğimiz için, Cumhurbaşkanımız bu kararlı siyaseti yürüttüğü için bu propagandayı yapıyorlar. Bunlar kara propagandadır. Türkiye'nin de bu kara propagandalara cevap verecek gücü de var. Aynı şekilde olumlu ajandayı sürdürecek, bunların tuzağına düşmeyecek devlet deneyimi, diplomasi deneyimi de var. Aynı şekilde de hak ve menfaatlerimizi hem masada hem sahada koruyacak kararlılığı da var. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İtalya Başbakanı'nı sert sözlerle eleştirdi. İtalya'nın atanmış başbakanı, Türk halkının %52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın.